Adet düzensizliği, jinekolojik problemler arasında sık görülenlerden biridir. Genellikle hormonal sorunlardan kaynaklansa da ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Peki normal adet döngüsü nasıldır? Normal adet döngüsü bir adet kanamasının başından diğer adet kanamasının başına kadar geçen süredir. Yani bir adet kanamasını ve adetin bitiminden sonra diğerinin başlamasına kadar geçen süreyi içine alır. Ortalama 28 gündür. En az 21, en fazla 35 günde bir adet olunması normaldir. Adet kanaması genellikle 5 gün sürer. Bunun 1 günle 7 gün arasında değişmesi mümkündür. Peki ne zaman adet düzensizliğinden bahsedilebilir? Az önce söylediklerimden yola çıkarak adet kanamasının 21 günden daha erken veya 35 günden daha geç gelmesi bir adet düzensizliğidir. Adet kanaması 1 günden az, 7 günden uzun sürüyorsa problem var demektir. Adet kanamasının şiddeti genellikle alıştığınızdan çok daha fazlaysa bu da bir problem belirtisidir. Adet dışında ara kanamaların bulunması, adet olmamak gereken menopoz sonrası veya ergenlik öncesi dönemde kanamanın olması ya da cinsel ilişki sonrasında kanlı akıntının olması da düzensiz kanamalar olarak sınıflandırılabilir. Adet düzensizliği hangi yaşlarda daha sık görülür? Adet düzensizliğine her yaşta rastlanabilir. Ancak her yaşın adet düzensizliği kendine göre farklı olası tanılardan bahsedilebilecek bir durumdur. Adet kanamaları yeni başlamış bir ergende bir yıl süreyle düzensizlik olması normal kabul edilebilir. Adet kanamasının az ve seyrek olması soruna neden olmazken şiddetli veya sık görülmesi bir problem belirtisidir. Aynı şekilde menopoza geçiş döneminde de sık veya şiddetli adet kanaması problem olarak değerlendirilir. Adet düzensizliğinin nedenleri nelerdir? Adet düzensizliğinin sık rastlanan nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Bunlardan en sık görüleni yumurtlama bozukluğudur. Bunu miyomlar ve polipler izler. Kanama endometrium adı da verilen rahim iç tabakasından gelir ve endometriumla ilgili hastalıklar düzensiz kanamanın sebeplerinden bazılarıdır. Kan pıhtılaşması ile ilgili bozukluklar kanamanın daha fazla gelmesine yol açan ciddi problemlerdir. Bazı aile planlama yöntemleri de adet düzensizliğine neden olabilir. Örneğin rahim içi araçlar, bunlara spiraller de deniyor, düzensiz kullanılan doğum kontrol hapları veya ertesi gün haplarının kullanılması adet düzensizliğine yol açar. Erken gebelikte düşük ve düşük riskinden kaynaklanan kanamalarda düzensizlik olarak değerlendirilebilir. Erken gebelikte rahim içi olmayan yani dış gebelikler ve genital organların kanserleri, örneğin rahim ağzı veya rahim kanseri de adet düzensizliği sebepleri arasındadır. Adet düzensizliğinde nasıl tanı konur? Öncelikle hastanın adet düzensizliği hakkında bilgi almanız gerekir. Bunun için kanamalarınızı işaretlediğiniz bir takvimi yanınızda getirmeniz ve bize vermeniz en doğrusudur. Bu maksatla yapılmış bazı cep telefonu uygulamaları da var. Bunlarla da adet düzeniniz hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bunu takip ederek muayene olmanız gerekir. Muayene vajinal yoldan yapılır ancak her zaman vajinal muayene yapılması gerekmez. Henüz bakire olan bir kızın vajinal muayenesi bize pek fazla bilgi vermeyecektir. Gerektiğinde karından yapılan muayene ile de benzer bulgular elde edilebilir. Kadın hastalıkları ve doğumda muayenenin neredeyse bir parçası haline gelmiş olan bir başka uygulama ultrasonografidir. Kanama düzensizlikleri ve kadın hastalıkları ile ilgili problemlerde vajinal yoldan yapılan ultrason oldukça bilgi vericidir. Ancak yine bakirelerde vajinal ultrason yapılması mümkün değildir. Ultrason vajinal yoldan yapılacaksa idrar kesenizin boş, karından yapılacaksa idrar kesenizin mümkün olduğunca dolu olması gerekir. Bunu takiben tanıyı netleştirmek için laboratuvar testleri uygulanır. Laboratuvar testlerinden kan sayımı, kanamanın ne kadar ciddi bir problem olduğunu gösterir. Hormon düzeylerine bakarak
yumurtlama bozuklukları hakkında bilgi edinilebilir. Gebelik testi yapılarak gebelikten kaynaklanan düzensiz kanamalar hakkında fikir almamız mümkün olur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da kanamaya neden olabilir ki, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için de yapılan testler bunlar hakkında bize bilgi verir. Adet düzensizliğinde tanı koydurucu testler nelerdir? Adet düzensizliği için az önce de belirttiğimiz gibi ultrason neredeyse ilk başvurduğumuz tanı koydurucu yöntem. Ultrason, ses dalgaları verilerek ve bu yansıyan ses dalgalarının bilgisayar yardımıyla ekranda hareketli ve real time olarak görülmesiyle kullanılan bir tanı yöntemidir. Bütün kanama düzensizliklerinde neredeyse endometrium biyopsisi yapılır. Yani rahim iç tabakasından parça alınır. Buna tanı maksatlı kürtaj, probe kürtaj ismi de verilir. Alınan parçalar patolojik tanıya gönderilir ve sonuçlar incelenir. Eğer yumurtalıklar ve rahimde miyom gibi kitlelerin bulunduğu düşünülüyorsa, bilgisayarlı tomografi yere paralel yatay kesitlerle sonuca ulaşmamıza yardımcı olur. Bilgisayarlı tomografi, röntgen ışınlarının verilmesi ve yansıyan ışınların, elde edilen ışınların değerlendirilmesiyle görüntü oluşturur. Manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografiye göre daha fazla bilgi vericidir. Çünkü kesitlerin yalnızca yere paralel olması gerekmez, çapraz ve dikey kesitlerle de inceleme yapılabilir. Bunun için dokuya öncelikle radyo sinyalleri verilir, geri dönen radyo sinyalleri incelenerek tanı koymak için görüntüler oluşturulur. Bir başka tanı yöntemi histeroskopidir. Biyopsinin görülmeden gelişigüzel alınması yerine rahim içerisine ilerletilen bir kamerayla görüntü alınır ve sorun olduğu düşünülen yerden parça alınır. Özellikle kanama düzensizliğine eşlik eden çocuk olmama problemi infertilitede varsa histerosalpingografi rahim yumurtalık kanalı filmiyle rahimin içerisinde yer kaplayan oluşumlar görüntülenebilir. Adet düzensizliği tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir? Adet düzensizliği için genellikle hormonal tedavilere başvururuz. Hormonal tedavi, adet düzenini tekrar sağlayabilmek için sıklıkla doğum kontrol haplarıyla yapılır. Doğum kontrol haplarının düzenli olarak kullanılması, yumurtalıkların doğal olarak salgılaması gereken hormonların dışarıdan alınmasıyla gerçekleştirir tedaviyi. Gonadotropin salgılatıcı hormonlar, bunların analogları ve antagonistleri, yumurtalıkların çalışmasını tamamen durdurur ve bu şekilde adet kanamasını azaltırken varsa miyomların da küçülmesini sağlar. Tranexamik asit, kan pıhtılaşmasını kolaylaştıran bir ilaçtır. Ağızdan alınabilir ya da damar yoluyla verilebilir. Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar, halkın da sıkça kullandığı ve bildiği adet ağrısını geçirmek için kullanılan ağrı kesicilerdir. Ağrı kesiciler aynı zamanda kanamayı da azaltırlar. Şiddetli kanamanın tedavisinde nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlardan faydalanılabilir. Eğer kanama düzensizliğinin nedeninin rahim içerisiyle ilgili bir enfeksiyon olduğunu düşünüyorsak antibiyotiklerle tedavi yapılması mümkündür. Kanama pıhtılaşması, kan pıhtılaşması ile ilgili bozukluklar varsa bunların tedavisinde pıhtılaşma sağlayan bazı ilaçlar kullanılabilir. Peki ilaç kullanmak zorunlu mudur? İlaç kullanamadığımız ya da ilaç tedavisiyle başarılı olamadığımız durumlarda cerrahi tedaviye başvurulabilir. Şiddetli kanamalarda kanamanın şiddetini azaltmak hatta tamamen kesmek için rahim iç tabakasının ablasyonu denilen koterle yakılması işlemi uygulanabilir. Bu işlem artık kesinlikle çocuk sahibi olmak istemeyen kişilerde uygulanır ve nadiren de olsa endometriyal ablasyon sonrası gebelikler bildirilmiştir. Ancak bu gebelikler gerek gebeliğin seyrinde gerekse doğum esnasında şiddetli kanamalara yol açabilir. Bu yüzden endometriyal ablasyon yapılan olgularda gebelik olmasından kaçınmak için elden gelen yapılmalıdır. Bir diğer tedavi yöntemi uterin arter embolizasyonudur. Rahimin alınmasının istenmediği durumlarda rahime giden damarların tıkanması ve bu şekilde kanamanı azaltılırken
Bu damarlarla beslenen miyomların da küçültülmesi sağlanmış olur. Bu koruyucu tedavi yöntemleriyle koruyucu cerrahi yöntemlerle sonuç alınamayan olgularda miyomlar varsa miyomların çıkartılması miyomektomi olarak adlandırılır. Bir diğer tedavi yöntemi ise histerektomidir. Diğer tedavilerin başarılı olmadığı ya da kanser riskinin yüksek olduğu durumlarda rahimin alınması işlemine histerektomi adı verilir. Gerektiğinde rahimle birlikte yumurtalıklar da alınabilir. Adet düzensizliğinin normal olduğu durumlar var mıdır? Adet düzensizliği yaşla ilgili bazı problemlerden ötürü normal olabilir. Ergenlik çağından sonra adetlerin yeni başladığı dönemde ve menopoza yakın dönemde adetler düzensiz olacaktır. Bunun dışında gebelik sırasında adet olmamak da normal olarak kabul edilebilir. Doğum kontrol için kullanılan yöntemlerden doğum kontrol hapları adet kanamasının miktarını azaltırken spiraller adet kanamasının miktarını artırır. Teşekkür ederiz.